Efendim, sağlık vakti ilk konuğuyla başlıyor. Efendim, fizyoterapist Vedat Ülker. Çok güzel bilgiler yazıyor burada. Ben de merakla bekliyorum hocam. Evet. Evet, ilk konuyu size bırakıyorum. Her zaman İlk olarak gibi. Siyatik nedir diyerek başlayalım. Çünkü siyatik çok sık karşılaşılan bir konu. Kesinlikle. Herkese merhaba izleyenden öncelikle. Siyatik, vücudumuzun en uzun ve en kalın siniri. Siyatik bir sinirin adı aslında. Genelde hastalar bende siyatik var derler. Hani evet. Nasıl bende kalp var der evet. Gibi. Evet. Siyatik doğru. Bir sinirin adı. Siyatarji tıpta daha fazla kullanılır. Evet. Siyatiğin trasesi boyunca yani güzergahı boyunca herhangi bir bölgede bir sıkışma, bir disfonksiyon varsa sinirin üzerinde bir ağrı oluşur. Bu siyatarjidir. Siyatik siniri vücudumuzda 5 tane sinirin birleşiminden oluşur. L4, L5, S1, S2, S3. Bunlardan müteşekkil olur. Pelvisten başlar, topuğa kadar iner. Sıkışma yerine göre de çok farklı semptomlar gösterir. Toplumda çok fazla siyatik vakası görülüyor. Belirtileri nelerdir peki bunun? Belirtileri uyuşma, kalçada olabilir, bacakta olabilir. Dediğim gibi çok uzun bir sinir pelvisten başlıyor, topuğa kadar iniyor. Yani şuradan başlıyor. Yani 5 tane sinirin birleşiminden oluşuyor. Orada bir çukur var. Boşluk var daha doğrusu. Boşluktan hı hı. İniyor. Dizde ikiye ayrılıyor. Tibial sinir ve peroneal sinir. Hı hı. İşte kalçada sıkışmışsa farklı. Dizde sıkışmışsa farklı. Bel fıtığında ötürü sıkışma varsa belirtileri biraz farklılaşabiliyor. Dediğim gibi bacaklarda uyuşma, çekme hissiyatı, kuvvetsizlik, gerginlik. Hastalar bazen şöyle bir şey söyler. Hocam sanki bacağımda bir keman yayı varmış gibi gergin. Birisi böyle bir çekiyormuş gibi, böyle bir sallanıyormuş gibi bir çekme hissiyatı, bir gerginlik hissiyatı hissediyorum. Kişi, siyatik olan kişi uzun süre oturamayabilir. Uzun süre ayakta duramayabilir. Yatarken problem yaşayabilir. Tam rahat bir şekilde uyuyabilmek için pozisyonu sürekli değiştirme ihtiyacı hissedebilir. Güç kaybı olabilir. Vücudun bazı noktalarında bastırmayla oluşan hassasiyet oluşabilir. Belirtileri bu şekilde sıkışma yerine göre belirtileri değişmekte. Peki sıkışma yerini nasıl tanıyorsunuz? Yani sıkışmanın mesafesini nasıl anlıyorsunuz? Aslında olayı sadece sıkışmayla indirgeyemeyiz. Siyatik enfeksiyon olabilir. Belde daralma olabilir. Bel kayması olabilir. Onun haricinde bel fıtığı olabilir. Bunlar da siyatarji sıkıntısına sebebiyet veriyor. Kişi doktora gittiğinde belirtilerini söylediğinde işte kalçamda, bacağımda uyuşma var. Evet. Yürüyemiyorum, uzun süre oturamıyorum, sürekli bir kalçamı kaldırma ihtiyacı hissediyorum, rahatlayamıyorum gibisinden belirtilerini söyler. Orada hekim muayenesini yapar. Gerekirse MR, BT gibi tetkiklerini çeker. Orada bel fıtığı, belirgin bir bel fıtığı yoksa siyatik haricinde, yani siyati egale edecek bir rahatsızlıkları egale eder, geriye elinde siyatik kalır. Fiziksel testlerini yapar. Mesela L5, S1 siniri sıkışmışsa sırt üstü düz bacak kaldırma testi yapar. Evet. L3, L4'te bir sıkışma varsa yüz üstü yatırır, bacağını yandan kaldırır. Yine piriformis kası dediğimiz bir kas var kalçamızda. Evet. Derin evet. Adalelerden bir tanesi. Onda bir spazm varsa veyahut gerginlik varsa yine siyatik üzerinde bir baskı oluşturur. Onun da testi, yine yan yatar pozisyonunda testler var. Hekim fiziksel testlerle, tetkiklerin yardımıyla gerekli teşhisi koyar ve nerede sıkıştığını tespit edebilir. Ben burada şöyle bir konudan bahsetmek istiyorum. Siyatik sinir gerçekten müthiş, önemli bir şey. Bundan yaklaşık birkaç ay önce bir hastamızda siyatik sinir yaralanması oldu. Evet. Hastada direktman düşük ayak. Oo, çok ciddi bir sorun. Ve bunun ameliyata mı bağlı yoksa kalça kırığıydı zaten. Kalça kırığına mı bağlı anlamak o kadar zordu ki. Hastaya nörologlar, beyin cerrahları, işte EMG'ler yaptılar. Bir sürü testler yaptılar ve hasta inanılmaz derecede işte böyle mi kalacak, düzelecek miyim ki çok iyi bir fizyoterapi gerektiriyor. Kesinlikle öyle. Yani o hastanın çünkü iyileşene kadar ki olan dönemde eğer fizyoterapist yeterli enerjiyle hakikaten o hastanın çalıştırmazsa belki ömür boyu sakat kalabilir. Devam sakat kalacak. 15-20 yıl siyatiği devam eden hastalar var. Yine evet. Bahsettiğiniz düşük ayakta siyatiğin önemli belirtilerinden ben söylemeyi unuttum. Evet. Siyatik aynı zamanda darbeler, kesikler gibi veya cerrahi müdahalede oluşan bazı sıkıntılar veya yanlış iğne olma, kabı etten direkt siyatin üzerine veya yanına belli ilaçlar enjekte edildiğinde orada bir sorun oluştuğunda yine siyataji gözüküyor.
Siyah tercihinin ara ara hafiflemesi veya tekrar nüksetmesi sıkıntının tamamen geçtiğini göstermez. Sıkışma veya problem nerede varsa, hekimin teşhisi burada tabii hepimize yol gösteriyor. Enfeksiyon varsa çözülüyor, tümör varsa kaldırılıyor. İşte kaslarda gerginlik, güçsüzlük varsa, spazm varsa, siyatik üzerinde bir problem varsa orada devreye fizyoterapistler giriyor artık. Özellikle evet. Piriformis sendromu, o kalçadaki derin adelenin spazmı, siyatik vakalarında en fazla görülen sebep. Siz o piriformisi çözmezseniz, gevşetip uzatmazsanız siyatik sürekli devam ediyor. Kişi sürekli pozisyon değiştiriyor. Bazen esnemeler yapıyor, geçici olarak rahatlıyor. İşte bir hafta rahat, iki hafta rahat, üçüncü hafta yine devreye girmeye başlıyor. Geliyor, hocam ben teşhis aldım, siyatim varmış. Bazen rahatlıyorum, bir hafta, iki hafta iyi gidiyorum. Üçüncü, dördüncü hafta yine aynı şekilde. Bu ben de 7-8 yıldır, 3 aydır, 5 aydır süresi kişiden kişiye tabii değişkenlik tekrar gösteriyor. Tekrar eden bir şey. Tekrar eden sıkıntının kaynağı kesinlikle ortadan kaldırılmadığı sürece devam eden bir problem. Bu kaynak nasıl kaldırılıyor peki? Kaslarla alakalı problem varsa, yumuşak dokuda problem varsa, işte bu piriformis kası olur, hemsikler kısaysa, lumbal ekstansörler kısaysa bunları çok güzel bir şekilde estetiyoruz biz. Veya kuvvetsizlik varsa, bel bölgesinde siyatik üzerine düşen fazla bir basınç varsa kuvvetsizliği de ortadan kaldırıyoruz. Kişiyi daha kuvvetli ve daha esnek bir duruma getirdikten sonra eğer sıkıntı kas iskelet sıkıntılarından kaynaklanıyorsa siyatik ağrısı tamamen ortadan kalkıyor. Yani tamamıyla fizik tedavi bunun çözümü. Yani ameliyat haricinde. Yani siyatikle alakalı bir ameliyat gerekiyor mu? Çok nadiren gerekiyor. Ameliyatlık kısmı tabii ilgili uzman hekimin gözetiminde yapılması gereken bir uygulama. Kas ve iskelet sisteminde bir sıkıntı varsa fizyoterapistler devreye giriyor. Ama tümör varsa, enfeksiyon varsa, damarla alakalı bir problem varsa hangi ilgili branş ilgileniyorsa o devreye giriyor. Ama en fazla nedenler dediğim gibi kaslardan kaynaklanan problemler. İşte piriformis kası olur, diğer gluteal kaslar çok gergindir, serttir, kısadır. Kişi hareketlerini rahat bir şekilde yapamaz mesela siyatik kişi. Öne doğru rahat bir şekilde eğilemez. Bacağını rahat bir şekilde yukarı doğru kaldıramaz veya yana doğru çok rahat bir şekilde açamaz. Bunlar da bazı belirtilerim. Evet. Ben özellikle şeye takıldım, bu enjeksiyonlara bağlı. Evet. Çünkü bu hakikaten nadir olmayan bir şey. Yani siz de karşılaşıyorsunuzdur mutlaka. Ve tedavisi de inanılmaz problemli. Ne yapıyorsunuz böyle durumlarda? Şimdi ilaç tedavisi gerekiyorsa zaten hekim ilaçlarını veriyor. Ben sana ilaçlarını verdim. Fiziksel muayenende de şu kasların zeni zayıf. Şu kasların gergin, sert. Öne doğru eğilemiyorsun, bacağını kaldıramıyorsun, topuk üstünde yürüyemiyorsun. Senin fiziksel olarak bayağı sıkıntıların var. Bunları çözmemiz lazım. Bunları çözmezsek iğnenin haricinde bir ekstradan kas iskelet sisteminin baskısı devam da ederse bu sefer medikal ilaçlar işe de yaramayabilir. Kesinlikle fizik tedavi alması gerekiyor. Burada fizik tedavi olarak biz neler yapıyoruz? Çok güzel siyatiğin güzergahı boyunca, trasesi boyunca, özellikle sıkışma bölgesinde derin doku masajları. Klinik egzersizler en önemli bizim ajanlarımız, yani kullandığımız yöntemlerimiz. Sinir mobilizasyonları, siniri mobilize ediyoruz. Oynatıyoruz, kanlanmasını artırıyoruz. Yine etrafında onu saran, ödem varsa evet. Sıkışmaya sebebiyet veren olaylarda gergin, sert kasları esnetiyoruz. Uzatıyoruz, mobilizasyon yapıyoruz. Çok da güzel tesirler alıyoruz. Çok önemli bir konu. Bence yani hiç yani nadir olmayan bir şey. Ve oldu mu da çok görülüyor. Hakikaten çok baş ağrıtıcı bir şey. Aslında ne kadar kolay gibi de olsa o kalça enjeksiyonları özellikle zayıf hastalarda hakikaten çok böyle basit bir şeyle. Bazen şöyle söyleyeyim size. Şimdi ameliyatta mesela hastanın hafif böyle kalçasını eğerler, buradan batırırlar. İşte evet. Konu bitti. Halbuki bunun çok güzel bilim adamları tarif etmiş. Yüzüstü yatıracaksın, kalçayı böleceksin dörde. Üst taraf güvenli ve dik koyacaksın yani, değil mi? Evet. Çok basit bir detay ama yüzünden. Şimdi şöyle de bir şey var. Mesela göğüs göğüs ameliyatı oldu, göğüs protez ameliyatı oldu diyelim. Hasta yüzüstü yatamıyor. Mecbur mesela hani iğne yapmaları gerekecek. Mecburen bu şekilde bir şekilde dövmen gerekiyor. Ya da sezeryan ameliyatlarında yüzüstü yatamıyor akabinde. Yani onlarda da mesela mecburen, ben kendi kız kardeşimden bildiğim için. İsterse ben ayakta bile iğne olduğumu bilirim yani eski sporculuğum vallahi, döneminde. Ayakta olmak bile daha güvenli yani, bence ama o bahsettiğim hani pozisyonda yapmak. Şöyle, ben mesela faktörlerden hani, sadece bir tanesi aslında. Yani sırt üstü yatıp şöyle hafif artık şöyle bacağımı şöyle yapıp iğne olduğumu bile bilirim yani hani geçmişte. Nedenlerinden bir tanesi, birkaç tanesini daha söylemek istiyorum. Şimdi kişinin mesela yatağı duvara yakın,
Yan tarafta da kalorifer peteği var. Evet. Bacağını şöyle yaslayıp ısındırmak için bazıları böyle yaslar veya evet. Peteğin üzerine atar. O bile siyateye sebebiyet verebiliyor. Veya arka cepte cüzdan taşınması. Evet. Kalın bir cüzdansa özellikle. Burada paranın çok olması her zaman işe yaramıyor. Sıkışmayı artıran bir sebep. Veya şoförsünüz, manuel vites kullanıyorsunuz. Manuel vitesli bir araba kullanıyorsunuz. Her vites değiştirdiğinizde araba ayağınız tabii. Arabanın bir kısmına çarpıyor. Orada da yine siyatikte bir problem oluşabiliyor. Çünkü siyatiğin yüzeye yaklaştığı bölgeler var dizde özellikle. Evet. Yani sadece kalçada veya belde sıkışmıyor. Siyatikte yine kanal daralması, bel kayması, bel fıtığı gibi şeyler de siyatin üzerinde etki ediyor. Siyatin belirtileri yine bu saydığımız hastalıkların belirtilerine çok benzer. Hem siyatiğe sebebiyet veriyorlar hem de belirtileri de ortak. O yüzden net, kesin teşhis, doğru tedavi ve tedavinin başarı oranı için çok çok önemli. Peki tedavi ne kadar sürüyor? Yani böyle bir hasta yani birkaç seans fizyoterapi alması yeterli mi yoksa uzun müddet gidip gelmesi gerekiyor mu? Siyatik teşhisli bir hasta bize geldiğinde önce kesinlikle çok güzel bir değerlendirmesini yapıyoruz. Evet. Piriformisine bakıyoruz, hamstring kaslarına bakıyoruz, işte sartorius'a bakıyoruz, gluteal kaslara bakıyoruz. Lumbal ekstensör kaslarımız var. Biraz terimsel konuşuyorum çünkü siyatikte bunlar çok efendim. Önemli. Evet. Gücüne bakıyoruz, bel çukuruna bakıyoruz. Siniri mobilize oluyor mu, olmuyor mu ona bakıyoruz. Değerlendirmelerimizi yaptıktan sonra bunları not alıyoruz. Bu kişinin şu 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 kası kısa, şu 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 kası güçsüz, belindeki çukur azalmış veya artmış. Bel bölgesindeki kaslarda pozisyon farklılıkları var. İşte bir kas aşağı daha fazla çekerse bile sıkıntı devam edebiliyor. O yüzden süre biraz görecel aslında. Şöyle bir şey söylüyoruz hastalarımıza. İşte biz sana birkaç seans manuel terapi yapacağız ortalama. 5 seans, 6 seans manuel terapi yapacağız. Kesinlikle ve kesinlikle olmazsa olmazımız egzersiz. Klinik egzersizlerimiz var. Evet. İşte bir 10 seans egzersiz yapacağız. Yetmezse 15, yetmezse 20. Ama muhakkak ki kas ve iskelet sıkıntısından kaynaklanıyorsa bu sıkıntı ortadan kalkıyor. Peki hocam bir şey sormak istiyorum. Siyatiğe kayropraktik iyi geliyor mu? Kayropraktik güzel bir uygulama. Günümüzde artık çok da moda. Her yerde görüyoruz. Sosyal medyada karşımıza çok fazla çıkıyor. Evet, benim spor hocalarım kesinlikle önermiyor. Benim rahmetli babam da mesela benim çok sakatlıklarım oldu. Ben eski bir basketbolcuyum. Onun öncesinde atlettim. Çok sakatlıklar yaşadım ve babam mesela asla önermezdi. Benim babam da eski milli futbolcuydu. Sektörde bilinen bir isimdi. Ben mesela derdim ki hani ay baba ne olur hani yüzüstü yatayım. Şey yap çünkü hepsi beni onlar. Beni kütlesinler rahatlayayım. Aynen. Birimi kütlesin rahatlayayım ya da işte belimi şey yap falan. Hep kızardı asla. Mesela dizim işte çapraz bağlarımı kopardığımda ödem olduğunda o suyu mesela çekmek istediklerinde babam asla buna izin vermedi. Hayır dedi spor hayatı biter buna izin vermiyorum gibi. Yani çoğu sporla uğraşan insan kayropraktiki kesinlikle önermiyor. Yani siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Dediğim gibi kayropraktik şu an çok ilgi gören bir uygulama. Hı. Kayropraktik nedir? İşte kaba tabirle, amiyane tabirle söyleyeyim. İşte bel kütletme, boyun kütletme, çıtlatma. Çap, çut, her yerde. Öyle söyleyeyim. Bunların adı manipülasyon gerçi. Evet. Eklem blokajlarında faydalı. Hı-hı. Hani kişinin sinir sıkışması yoksa, ciddi bir patolojik sıkıntısı yoksa bu hareketler yapılmadan önce güvenlik testleri yapılıyor. MR çekilmesi gerektiği söylendi. Doktorun teşhisi zaten var. Hı-hı. Doktor teşhis koymuş, bize göndermiş. Değil Hı-hı. mi? Evet. Gerekli tetkikleri yapmış, muayeneyi yapmış. Sen fizyoterapiste git demiş. İletişim halindeyiz hastanın doktoruyla veya gerekli bilgileri dosyasını getirmiş bize. Hı hı. Güvenlik testleri yapıyoruz. Hı hı. Güvenlik hani yapılabilir mi yapılamaz mı? Elimizde kalır mı hasta bir? Hani hastanın öyle. Boynunu yıkıyor mu? Kafa bende kesinlikle kaldı diye. Kesinlikle yapılmaz. Hani kişi ben fizyoterapiste geldim hocam beni baştan aşağı bir kütletsene demesi her zaman doğru bir şey değil. Şu tamam. an benim ona ihtiyacım var. Senin sıkışmanız yok, sıkışmanız yoksa biz zaten güvenlik testlerinizi yapıyoruz. Güvenlik testleri negatifse yani yapılmaya engel herhangi bir engel yoksa teknikleri yapabiliyoruz. Hı hı. Uyguladığımız tok miktarı, güç miktarı kişinin kilosuna bağlı, boyuna vesaire vücuduna bağlı. Şimdi 120 kiloluk bir beyefendi ile 50 kiloluk bir bayana uygulayacağımız kuvvet, tork aynı değil. Tabii kırarsın. Kırılabilir, bağlar yırtılabilir. Tabii. Boynumuzda çok önemli damarlar var özellikle. Yani konunun biraz dışına çıkacağım ama önemli mevzuya değindiğiniz için söylemek istiyorum. Hı hı. Boyun hareketi özellikle çok tehlikeli. Evet. Felç kalma riski var. Ay, el olmayan ellerde yapıldığında. Ama düşünün berber tabii. salonlarında bile değil mi? geçen ya ben... evet doğru. Benim berberime de birisi söylemiş yoldan geçen birisi. Benim boynuma kütletme hareketi falan yap. Ay çok fena. Çok yanlış.
berberim de bana söyledi, hocam böyle bir şey var, sana gönderdim ben falan. Çok yanlış. Dediğim gibi boynunda baziler artar geçe. Onu yırttığınız tabii. vakit tabii. felç kalabilirsiniz. Tabii ki. Çok çok düşük oranda da olsa hani daha da ciddi. Tabii. Ölüm riskine kadar giden şeyler var. Cüneyt Arkın'ın filmlerinde çok izlemişizdir. Evet. Tabii. Doğru. Boynu çat çevirir, adam gider. Aynen. Hastalar da çok sever. Hocam ben Türk filminde çok görüyorum. Çat boynunu çıtlattı, kütletti. Adam gidiyor, bize de öyle bir şey olmaz değil mi gibisinden esprili yaklaşımlar da oluyor. Hı hı. Kimisi çok ilgili, kimisi çok korkuyor. Siyetik'te bu hareketler tedavi edici değil. Hı hı. Ama belimizde blokajlar varsa, sağa sola rahat dönemiyorsak, evet. öne rahat doğru eğilemiyorsak ve bu, şöyle göstereyim. Şurada faset eklemlerimiz var. Hı hı. 33 tane omurga boyunca. Sakral eklemler de biraz daha kısıtlı. Bunlar rotasyonel hareketlere sahipler. Hı hı. Yanı sağa sola dönmemize, öne doğru eğilmemize müsaade eden şeyler. Hı hı. Bunlarda bir blokaj varsa kişi sağa sola rahat dönemez. Hı hı. Öne rahat doğru bir şekilde eğilemez. Omurgaları biraz daha kısıtlıdır. Manipülasyon da bahsettiğiniz bu kayropraktik teknikle hı hı. biz bunları açıyoruz. Doğaya oradan tabii tedavi katkıda bulunuyor. Ama tek başına benim siyetim var, gel senin kalçanı kütleteyim. Siyetin oradan kalksın gibisinden şu an bir şey yok. Hı hı. Kayropraktik ellerle yapılan uygulamalar. Evet. Manuel terapi de elle yapılan bir uygulama. Manuel terapi çok daha kapsamlı. Evet. Tabii. İşte masajlar, elle dokuduğumuz yumuşak doku mobilizasyonları, eklemlere yaptığımız müdahaleler hepsi manuel terapinin içerisine giriyor. Hı-hı. Manuel terapileri tabii bol miktarda kullanıyoruz biz. Çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz güzel bilgilerden güzel dolayı. De. Efendim fizyoterapist Vedat Ülker bizlerle beraberdi. Sağlık Vakti devam ediyor.